Evet, patronlar yapıyorlar işte. Evet Rıfat abi, çay bulans ve içiş üstünlüğü farklı bir konsept olmuş. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Patronlarımızın aklına geldi, ilgi çekiyor. Evet. Onlar düşünmüşler, yapmışlar. Biz sadece kullanıyoruz işte. İlgi çekiyor. Peki trafikte bunu görenler nasıl karşılıyor? Mesela ne diyorlar mesela trafikte görünce, bakıyorlar mı, resim çekiyorlar mı? İlginç bir durum resim oluyor mu? Resim çekilen de oluyor işte. Gelip soran da oluyor, ilgisini çekiyor işte, merak ediyor, kimin düşündüğünü. Kahve, çay ocağı, restoran, lokanta, toplu tüketim yerlerine veriyoruz işte. Ha, orada çay veriyorsunuz? Tabii, toplu tüketim yerlerine. Yani aracınız farklı, belki bu tip araç başka var mı? Yani çay bulansı başka var mı efendim? Tabii, yani İstanbul'da araçlarımız var, Ankara'daki araçlarımız, Zonguldak'taki araçlarımız. Hepsi çay bulans. Yani herkes, hepsinin arkasında çay bulans yazıyor. Çay bulans yazıyor. Peki ilk gördüğünüzde siz nasıl bir tepkili karşı? Çay bulans bir farklı geldi mi size? Yol veriyorlar mı ya da, onu da sorayım size. Yok, yol veren olmuyor da. Evet. Arkada olduğu için yol veren olmuyor ama ilgi çekiyor yani. Çay bulansın çayı, 10 numara çay. Yani içip tadına bakacaksınız. Ondan sonra içiş üstünlüğü sizde olacak. Evet. Nasıl, ilk defa mı görüyorsunuz çay bulansı? Evet, ilk defa görüyorum. Hiç de tatmadım. Evet. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum ama tatmak isterim. Orada içiş üstünlüğü yazıyor. İçiş. Onunla ilgili ne söyleyeceksin? Reklamı güzel. İçiş üstünlüğü gösteriyor ama tadına bakmak lazım.